Çizmek tek kelimeyle keyif. Benim için keyif almak diyebilirim. Aslında anlatmak, bir nevi yazmak gibi. Kelimeleri tercih etmiyorsun da göstererek anlatmaya çalışıyorsun. İlkokul 3. sınıf ya da 4. sınıftayım. Elime geçen çizgi romanların karakterlerine bayılıyorum. Redkit, Bilkit, Tom Mix, Jericho, Kaptan Swing. Bunları ben de çizmeye gayret ediyorum. Aynısını ama. Düldül çiziyorum, Redkit çiziyorum, Bilkit'i çiziyorum. Ama onları hep defterlerimin böyle boş köşelerine çiziyorum. Burada aslında iki şey var. Birincisi yola devam edebilmek ya da yolda durmak. Hiç unutmuyorum bir öğretmenim artık yeter çok kötü defterin demişti. Yani doğrudan bu cümleyi kurmadı ama buna benzeyen şeyler söyledi. Ama bir öğretmenim Mehmet ne kadar güzel çiziyorsun. Bunları geliştirmelisin. Hatta karikatür bile çizebilirsin sen. Bu çizdiğin karakterlerin değişik değişik şekillerini çiz. Ortaokul 7. sınıf. Okulumuzun kültür edebiyat kolu dergi çıkarma kararı aldı. Genç Kalemler diye bir dergi çıkardık. Öğretmenimiz şunu dedi bana. Sen karikatür kısmından sorumlusun. Orada ben inanılmaz mutlu olmuştum. Artık çizdiklerimi bir yerde gösterebilme imkanı sunmuştu. Bu gerçekten inanılmaz güzel bir olay. Bir öğretmenin size yol göstermesi, destek olması, sizin hobinizi keşfedebilmesi ya da yeteneğinizi keşfedebilmesi diyelim daha doğru ifade. Daha sonra burada 3 sayı falan çıkarmıştık. Daha sonra bu Duvar Gazetesi oldu. Yerel gazetede oldu. Bir süre orada çizdim. Ulusal dergide çizdim. Çizmeyi hiç bırakmadım. Bir öğretmenin hobisinin olması öğretmenliğini destekleyen bence en önemli unsur. Mesleğinden ayrılıp orada rahatlama imkanı buluyor ve tekrardan mesleğinize dönüyorsunuz. Bunu diğer meslekler için de düşünebiliriz ama ben öğretmen olduğum için söylüyorum. Her bir öğretmenin mutlaka ve mutlaka bir hobisinin olması gerektiğine inanan bir öğretmenim ben. Hepimizin yaşadığı bir pandemi dönemi var. Pandemi döneminde hobimi geliştirmek istedim ben aslında. İlk etapta çizdiklerimi sulu boyayla yapmaya başladım. Sulu boya tekniklerini öğrenmeye başladım. Sulu boya tekniklerini YouTube üzerinden onları izlerken geliştirdim. Daha sonra bu kesmedi. Çizdiklerimi dijitale aktarma aklıma geldi. Bu sefer dijital çizim sayfalarını takip etmeye başladım YouTube üzerinden. Tableti aldım. Tablet aldıktan sonra birkaç atölye üzerinden ders almaya çalıştım. Ama sürekli bunlarla alakalı hem çizimleri takip ettim hem de kendi ürettiklerimi göstermeye, yayınlamaya başladım. İşte YouTube kanalı açtım, öğrendiklerimi oraya aktarmaya başladım. Aslında bu süreçte evde kaldığımız dönem pandemi süreciyle birlikte dijital kısmımı geliştirmeye gayret ettim diyebilirim. Yaklaşık 20 sayıdır Fikri Dergisi'nde Patoz diye bir sayfam var. Her ay 5 ya da 6 karikatür mutlaka orada yayınlanıyor. Bu süre içerisinde Bak Evlat diye bir kitap çıkardım. Yaklaşık 30 civarındaki metine uygun karikatürize edilmiş çizimler var. Son olarak da Cezve kitaptan çıkmış olan Bir Önerim Var kitabını çizimlerini yaptım. Burada biraz daha farklı olmasını istedik. Çünkü burada Bir Önerim Var kitabının her bir metnine değil de ara ara biraz da illüstrasyon tarzında olsun istedik. Yolculuk devam ediyor ama şu ana kadarki olan hikayemin özeti bu. Hoşça kalın.